Şimdi lügat manası korku, düşünce, merak, keder, kuruntu. Endişe geleceğe ait bir histir. Geçmişle değil, gelecekle alakalıdır. Ahiretin en güzel ispatlarındandır. Bak, endişe fikri değildir. Histir. Vicdana aittir. Fikir değil, endişenin önüne fikri koyup nötrleyemezsiniz. Endişe ettiğiniz şeyle mantık delillerini, burhan getirse ne kadar akli, teselli olsa, teselli bilgileriniz dahi olsa endişeniz yok olmaz. Çünkü endişe aklın ötesinde bir histir. Vicdana ait bir histir. Endişeyi vasata niçin Allah koymuş? Endişe geçmişe ait değil. Hızlı hızlı konuşacağım çünkü çok şey anlatmak istiyorum. Hem ahiret ispat ediyor bakın. Endişe ve korku geleceğe aittir. Tasa, keder, elem, pişmanlık geçmişe aittir. Endişe ve korku geleceğe aittir. Akli değildir. Akılla karşısına çıkarsanız dozer gibi gar 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 götürür sizi. Yani dozeri tutunsanız ya gitme. Dozer gar 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 senin tutman dinlemez. Hiç kalbini almaz. His böyle bir acımasız bir özelliğe sahiptir. Niçin yaratılmış? Onun çok hikmetinden bir tanesi madem endişe histir ve geçmişle alakası yoktur, gelecektir. Eğer akli olsa fikir olur. Fikir geleceğe gidebilir, olmasa bile. Ama endişe histir, geleceğe gidiyorsa tutulmuştur, gelecek vardır. Olmayan yerde endişe olmaz. Burayı anladık mı Sayın? Bak, endişe histir. His bu kablo gibidir. Şu, kurtar şunu. Bak bu. Endişe histir, fikir değildir. Fikir olsa olmayanı düşünebilirsiniz. Mesela bakın, hayal ederim şu anda büyük çekmece komple dağ olsun. Şu Marmara Denizi, ha bak, hop, dağ oldu. Burası çukur oldu. Yapabilirsiniz, hayal edebilirsiniz. Ama endişe yapamazsınız. Endişe düşünce değildir. Düşünceyi bile bloke ediyor. Endişe aklı bile bloke eder. Oradan çıkamaz hale sokar seni. Endişe histir. Çünkü imana ait bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyin etrafını kazıyorum. Fikir değil ki olmayan bir şeyi düşünsün. Endişe histir. His ise var olan bir bağdır. Düşünceyle olmamıştır. His realitedir. Var olan bir şey bağlanmaktır. Eğer geleceğe endişe ediliyorsa gelecek vardır. Mesela ağacın çekirdeği. Ağacın çekirdeği geleceğin en güzel delilidir. Madem gelecek yoktur, niçin çekirdek vardır? Çünkü çekirdeği yapan gelecek baharı kastetti.